Gaz dediniz ya, onun ağrısı da çok şiddetli oluyor ve belli bir zaman geçmiyor. Şimdi gaz sancıları bazen basit olabilir. Yani yediğiniz, içtiğiniz şeylerin dokunması veya soğuktan da olabilir ama bazen de altında ciddi hastalıklar olabiliyor. Mesela bağırsaklarda tıkanmaya sebep olan bağırsak tümörlerinde öncelikle bir gaz sancısı şeklinde karın ağrısıyla hasta gelebiliyor. Ayaklarımızı üşütmememiz gerekiyor. Üşütürsek daha çabuk hasta olabiliriz, evet. Tabii kış aylarında dikkat etmemiz gereken en önemli konulardan birisi bu. Hanımlarımızın daha çok, çünkü bizler biraz daha böyle çok cesur gibi görünürüz. İnce çoraplarla kışın dahi gezdiğimiz günler oluyor maalesef hocam. Ama hani derler ya atalarımıza, ayağınızı sıcak tutun. Başınızı sevin. Senin hiç düşünme, derin derin. Aynen. Ama iyi ki sizler varsınız hocam. Gerçekten hekimlerimize bizler minnettarız. Çünkü çok hassas bir konu. Hassas işler yapıyorsunuz. Çünkü sağlık parayla dahi satın alınamıyor maalesef ki. Peki hocam, karın ağrısı demişken, karın ağrısı sebeplerinden bahsettik. Peki cerrahi konulara daha ilerleyebiliyor mu karın ağrısı hastalıkları? Karın ağrıları yani konulan tanıya göre bazen ilaçla tedavi edilebiliyor, bazen de ameliyat gerekebiliyor. Mesela bir karın ağrısı sebebi bir mide ülseri ise veya bir mesela idrar yolu enfeksiyonuysa, iltihabik bir şeyse bu ilaçla düzelebilir. Ama mesela bir apandisitse, bir safra kesesi taşıysa bu gibi durumlarda da öncelikle tabii ki ameliyat gerekiyor tedavi için. O zaman en hafif ağrılarda dahi hekimimize gitmemiz gerekiyor. Yani karın ağrısı eğer uzun sürüyorsa, süresi uzuyorsa, beraberinde mesela kilo kaybı, iştahsızlık, bulantı, kusma gibi şikayetler varsa muhakkak tabii ki hekime gitmek gerekiyor. Çünkü bazı hastalıklarda kısa zamanda tanı konulması önemli. Bazı ağrılarda birbiriyle çok karışabiliyor. Mesela uzun süredir işte mide ağrısı gibi hissettiğimiz bir ağrı, karın boşluğumuzda duyduğumuz bir ağrı, mesela mide değil ama bir safra ağrısı olabiliyor Evet. veya bir pankreastaki ciddi bir hastalıktan, bir tümörden, iltihaptan kaynaklanan bir ağrı olabiliyor. Her zaman mesela mide ağrısı bir mideyle ilgili olmayabilir. Altında farklı sebepler de olabiliyor. Onun için araştırmak gerekiyor her türlü ağrıyı uzun sürüyorsa. Hemen ağrı kesici, ağrıyı rahatlatıcı ilaçlar kullanmak da doğru bir davranış değil. Hem tanı sürecini uzatır, daha geç tanı konulur. Hem de var olan hastalığı maskeler. Onun için öncelikle tanı koyup ondan sonra tedavi aşamasına geçmek daha doğru olur. Peki tedavi aşamasında neler yapılıyor hocam? Karın ağrısının tedavi yöntemlerinden izleyenlerinizi biraz bilgilendirebilir miyiz? Şimdi öncelikle tedavi öncesi tanı koyarken değişik işte önce hastanın şikayeti ne zamandır var, beraberinde bulantı, kusma, ishal var mı yok mu bunların hepsini birlikte değerlendiriyoruz. Gereken kan tetkikleri, idrar tahlili, ultrason hatta gerekirse bilgisayarlı tomografi ile öncelikle ağrının sebebini öğrenmeye çalışıyoruz. Bunun sonucunda da çıkan tanıya göre de bazen ilaç tedavisi, bazen ameliyat önerebiliyoruz hastalarımıza. Tabii önce sebeplerini Önce araştırmamız sebebini gerekiyor. bulmamız gerekiyor. Önce araştırmamız gerekiyor. Çünkü pek çok hastalık birbiriyle karışabiliyor. Evet. Değişik yaşlarda değişik hastalıklar gözükebiliyor. Mesela mide ağrısıyla gelen yaşlı bir hastada altından bir kalp krizi çıkabiliyor. Yani bazen bir kalp krizinin belirtisi mide ağrısı gibi gelebiliyor. Veya bir zatürre öksürük olmadan direkt bir karın ağrısı, direkt bir mide ağrısı şeklinde gelebiliyor. Onun için ağrının öncelikle sebebini bulmak daha önemli. Önce sebebi tetkikler yapılıyor, Tabii sonrasında ki. tedavi yöntemleri. Bazen de her türlü yapılan kan tahlili, ultrason, tomografi, her türlü tetkike rağmen tanı koyamadığımız zamanlar da oluyor. Özellikle ani gelişen karın ağrılarda. Bunlarda direkt laparoskopik dediğimiz işte açılıp kameralarla bu ağrının sebebi o şekilde de araştırılabiliyor.